Arkadaşlar, bugün Büyük Millet Meclisi riyasetinden bir tezkere aldım. Maraş'ın kurtuluşunda kahramanlık ve fedakarlıklarıyla temayüz etmiş birkaç şehidin evlatlarına veya gaziye istiklal madalyası verilecektir. Uygun bulunanların acele bildirilmesini rica ederim. O kanlı günleri yaşadınız. Fransız ve Ermeni vahşetini gördünüz. Söyleyin, kime verelim? Evet, söyleyin, kime verelim? Kimin hakkıdır bu madalya? Siz Müftü Efendi, Rafet Hocam, siz bilmezseniz kim bilecek? Sen de gördün o günleri Reis Bey. Sen de yaşadın ve savaştın. Sen söyle, kime verelim? Kimin hakkıdır o madalya? Kime verelim? Arslan Bey'e mi? Avukat Mehmet Ali Bey'e mi? Muallim Hayrullah Bey'e mi? Karakız Zeki'ye mi? Abdullah Çavuş'a mı? Gölülü Yusuf Çavuş'a mı? Mılhış Nuri'ye mi? İzzet Derviş'e mi? Evliya Efendi'ye mi? Kime verelim? Kime? Yoksa ar için, namus için, hürriyet için sanki bir silah başı borazanı çalan sütçü imama mı? Kime verelim? Kime? Kime? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Haber emin yerden alınmıştır ve kötüdür. İngilizler gidecek, Fransızlar gelecek. İngilizler Maraş'ı Fransızlara devrediyor. Peki Fransızlar kime devredecek? Onlar da devredecek birini bulurlar belki. Ama bize değil. Ermenileri tanırım ben. 1895'ten bilirim. 1914'ten bilirim. Fransızları da tanırım. Adana'dan bilirim. Cebeli Bereket'ten bilirim. Harbi umumi milleti fakir ve yorgun düşürdü. İstanbul aciz. Ordu ismi var cismi yok bir halde. İtilaf devletleri mütareke ahkamına riayete bile lüzum görmez. Maraş'ı elden ele dolaşan peşkir sanırlar. Diyeceğim şu Rafet Hoca oğlum. Maraş'ı çetin günler bekler. Fransızlar geldiğinde Maraş Adana'dan beter olacak. Bir şeyler yapmak gerek Rafet Hoca oğlum. Bir şeyler yapmak gerek. Milletin hukukuna sahiplenmek gerek. Evkaf Müdürü Evliya Efendi ile Muallim Hayrullah Bey'e haber verin. Uygun bir günde toplanalım. Bahsine hocam. İzzet Derviş ile Ökkeş oğlum sana yardım ederler. Mülazım Muharrem Bey İstanbul'dadır. Yerini bulursunuz. Telgraf çekin, tez Maraş'a ulaşsın. Komiser Aslan Bey Beyrut'tadır. Telgrafla bildirdim. Umarım iki eli kanda da olsa gelecektir. Varın şimdi gidin. Etraftan güvendiklerinizle de konuşursunuz. Bakın Aslan Bey, Maraş'a değil Sivas'a. Şayet herkes kendi şehrinin davasına düşerse vatanın bütünlüğü kalmaz. Kaldı mı? Fakat Aslan Bey, Erzurum ve Sivas kongreleri. Ancak bu teşebbüslerdir o bütünlüğü yeniden sağlayacak olan. Bunu söylemek istiyorum. Onaylıyorum sizi. O halde ben Maraşlı değil de yurdun herhangi bir bucağından olsaydım hiç tereddüt etmeden katılırdım size.
ve Fransızları bilmeseydim. Fransızlar veya İngilizler farkı mı var? Hem var hem yok efendim. Şöyle. İngilizler için önemli olan Musul ve Kerkük, yani petrol. Onlar bunu istiyor. Bu yüzden de havalinin sahipleri, yani Müslümanlarla iyi geçinmek ana politikaları oldu. Maraş'ta bir deyim vardır beyefendi, gıdıklayarak öldürmek. Tabir yerinde ise İngilizler gıdıklayarak öldürürler. Ama Fransızlar, Fransızları bilirim ben. Beyrut'ta, Adana'da yaptıklarını gördüm. Silahlandırdılar Ermenileri, aldattılar onları. Size bu yörede bir devlet kurduracağız diye. Ben beyefendi Fransızların kurduğu Ermeni Lejyon taburunun vahşetini de yaşadım. Bu yüzden Fransızlar geldiğinde Maraş'ta olmak isterim. Anlıyorum Aslan Bey. Maraş'ın sana ihtiyacı var. Hemen gel. Hakk'a emanet eder, gözlerinden öperim. Ali Sezai. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Ali Sezai hocanın selamı var. Cuma gecesi hayırlı bir hizmet için evinde toplanacağız. Sizi de bekler. Hocamın emri başım gözüm üstünedir. Lütfedip hizmete bizi de ortak ettikleri için şükranlarımı bildirin. Cuma gecesi oradayım inşallah. Soran olursa hatmi için toplanıldı denilecek. Allahu Ekber, Allahu tamam hocam. Ekber. Hatmi için toplanıldı denilecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uğurlar olsun Hüseyin Efendi. Namaza mı gidersiniz? Gidersiniz tabii, gidersiniz. Çardır ne kadar kılsanız. Çünkü gelecek Fransızlar yakında, olacak burası Ermenistan. Ziyaret günlerinde bekliyoruz Muharrem Bey. Maşallah siz iyileştiniz. Ama arkadaşlarınız burada. Gelirsiniz değil mi? Yakında sanmam hemşire hanım. Hakkınızı helal edin. Nasipse uğrarım. Komutanım, hani izninizi İstanbul'da geçirecektiniz? Evet, öyle demiştiniz. Bugünkü telgraf Maraş'tan. Çağırıyorlar. Gitmemek olmaz. Hadi bakalım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ali Onbaşı, Yavuklu Nemine'ye benden selam götür. Maraş'tan Mülazım Muharrem'in selamı vardı. Sana iyi bakmamı tembihledi de. Unutma ama. Söylerim komutanım. Maraş'ın sana ihtiyacı var. Hemen gel. Hakk'a emanet eder, gözlerinden öperim. Ali Sezai. Lütfen yol verin. Hayda bre! Adamı görür musunuz? Ne biçim kılık bu? Ne arıyorsun burada? Diyojen bozuntusu. Adam arıyorum. Adam. Adam arıyorum hocam. Ali Sezai hocanın selamı var. Cuma gecesi evinde toplanılacak. Sizi de bekler. Başım üstüne İzzet. Ellerinden öptüğümü söyle. Ha, soran olursa hatme toplantısı var denilecek. Soran olursa hatme toplantısı var denilecek. İzin yüzbaşım, Maraş'a. Hangi cephedeydi? Çanakkale, Seddülbahir. Mahcup etti. Bizimki manevra gibi bir şey kalır. Güney cephesi. Cephelerinde mi rütbesi var yüzbaşım? Şimdi büsbütün utandım. Demek Maraşlısın. Evet yüzbaşım. Efkaf müdürü Evliya Efendi'yi tanır mısın? İyi tanırım yüzbaşım. Selam söyle ona. Gözlerinden öp benim için. Takım zabitimdi. Mert'tir, yiğittir. Osmaniye! Osmaniye! İnecekler hazırlansın. Sizin Ermeniler ne durumda? İyileri de var, kötüleri de. Fakat... Evet. İngilizler Fransızlara devrediyor Maraş'ı. Bu yüzden mi gidiyorsun? Evet yüzbaşım. Allah yardımcınız olsun. Cümlemizin yüzbaşım. Amin. Kafkas cephesi, Kaliçe cephesi, Güney cephesi ve Çanakkale. Yeni baştan ve kim bilir şimdi hangi cepheleri. İslah edeyim. Servili Han'ın sahibine Yüzbaşı Salih'ten selam getirdim de. Orada at da bulabilirsin. Rast gelsin. Rast gelsin yüzbaşım. Hoş geldin Öpgeç. Bir şey mi vardı?
Hoş bulduk Matraş. Süleyman Bey'e diyeceğim vardı. Çiftlikte midir? Çiftliktedir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk beyim. Hayırdır inşallah? Hayırdır beyim. Ali Sezai Hoca'dan selam getirdim. Ve aleyküm selam. Cuma gecesi hocamda toplanılacak. Sizleri de bekler. Emre başım üstüne. Beyler, bu mutlu haberi sizlere vermekten bahtiyarım. Gayretlerimiz nihayet semeresini verdi. Fransızlar İngilizlerle anlaştı. Bugün Adana'dan aldığım bu telegrafa göre Fransız ordusu öncü birlikleri yarın sabah Maraş'ta olacak. Yaşasın asil Fransız milleti! Yüzyıllık rüya nihayet gerçekleşiyor. Kilikya Ermeni devleti nihayet kuvveden fiile çıkıyor. Yaşasın Prens Hırlakyan! Yaşasın Kilikya Ermeni devleti! Yaşasın Kilikya Ermeni devleti! Yaşasın Prens Hırlakyan! Yaşasın Prens Hırlakyan! Dahası var beyler. Fransız işgal ordusunda bir de Ermeni lejyon taburu bulunacak. Yaşasın Ermeni lejyonları. 1894'ün intikamı alınacak. Nezaret çavuşun kanı yerde kalmayacak. Evet, kalmayacak. Karşılama hazırlıklarına hemen başlamalıyız beyler. Doktor Artin, bu işle siz meşgul olursunuz. Arkadaşlar size yardımcı olurlar. Davulcu Halla geldi. İçeri al. Baş üstüne. Beyler, vaktimiz çok az. Karşılamada hiçbir eksik olmamalı. Türkleri tahrik etmek için mümkün olan her şeyi yapınız. Şimdi dağılalım. Buyur ağam, beni emretmişsin. Bakalım bu hünerlerini merasimde de gösterecek misin Halil ağa? Emret beyim, evvelallah. Yanına iki kirve daha al. Yarın bir karşılamada hazır olacaksın. Fransızlar geliyor. Kusura kalma. Kardeşlerimin bağrına çomak vurmam. Anlaşıldı. 10 madeni lira az geldi galiba. Merak etme, 20 madeni lira feda olsun sana. Bağışla. Kasnağı altında doldursam bile o gün bu çomak bu davula vurmaz. Ne dedin ne dedin? Çalmaz mısın? Kusura kalma. Ne ben çalarım, ne de başka bir kirve çalabilirim. Bu yaptığın unutulmayacak Halil ağa. Bilesin. Yo Halil mi? Yürü var yoksa. Nerededir? Halil mi? Nerededir? Selamun aleyküm İmam Efendi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Hadi gidelim, oraya doğru gidelim. Buyur. Sen Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yanındaydın değil mi? Özler misin? Kafkas cephesindeydim ben. Gözüm de tütüyor. Kiminle vuruştuğumuzu bilirdik. Şimdi belli değil. Beliriyor ama. Burada kalsın. Alırım şunu. Sahi İmam Efendi. Sen bilin. Bu Hırlakyan'ı mebus diye İstanbul'a göndermedik mi biz? Maraş'ın en zengini o değil mi? Maraş'ın en güzel konağında o oturmuyor mu? Bugüne kadar bir tavuğuna kış diyen oldu mu? Ha? Adam arıyorum. Adam arıyorum. Adam arıyorum. Adam arıyorum. Ben de arıyorum.
bildiğin biri varsa bana da haber ver. Bunu bilmeyecek ne var Halil ağa? Ulu Cami'de. Ulu Cami'de. Adam arıyorum. Uçur. Adam arıyorum. Adam arıyorum. Ermenistan'a hoş geldiniz şanlı Fransa'nın şanlı askerleri. Güzel. Fransa'yı sevdiğinizi görüyorum. Yüzbaşım, ben Sırlakyan'ı takdim ederim. Memnun oldum efendim. Bahtiyar oldum yüzbaşım. Takdim edeyim. Sevcem Ani ve kızım Helena. Memnun oldum hanımefendi. Memnun oldum yüzbaşım. İçer misin bey? Dün anam yollamış da seversin diye. Oh,
Hoş geldin oğul. Hoş geldin. Hoşnutluk getirdin. Fransızlar geldi komutanım. Fransız ordusundan yüzbaşı Joly efendim. Maraş Fransız İşgal Kuvvetleri Öncü Birliği komutanı. Albay Andrew. Yüzbaşı Gray. Aldığım emir anlaşma gereği Maraş'ı sizden devralacağımı belirtiyor albayım. Benim aldığım emir de öyle diyor. Maraş'ı kuvvetlerinize teslime hazırım. Yüzbaşım bu arada bir şey sorabilir miyim? Buyurun albayım. Ne kadar kuvvetle geleceksiniz? Bir Fransız makinalı bölüğü, bir Fransız süvari taburu ve Şark Lejyonu'ndan bir tabur Ermeni. Oho! Maraş'takileri de eklerseniz Fransız değil Ermeni işgal. Anlamadım efendim. Neyse yüzbaşım. Bugün istirahat edersiniz. Yarın devir teslim işlemlerini tamamlarız. Bu gece yandaki Amerikan Koleji'nde kalabilirsiniz. Mr. Lehman orayı sizler için hazırladı. Devir teslimden sonra da isterseniz burayı karargah olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim albay. Hemen yüzbaşıya refakat edin. Başüstüne. Fransızlarda istihbarat sıfır. Değerlendirme sıfır Gray. Uyandıracaklar aslanı. Çekecekleri var. Hayya alassalâh, hayya alassalâh, hayya alelfelâh, hayya alelfelâh. Kadı kâmetissalâtu, kadı kâmetissalâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi saflarını sık ve düz tutanların üzerine olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bir zahmet Aslan Bey oğlum. Vardığımız kararları toparlayıver. Maraş, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin reisliğine Aslan Bey, ikinci reisliğine Rafet Hoca getirilmiştir. Sivas'ta irtibat kurulacaktır. Sivas Kongresi kararları Mutasarrıf Ata Bey'den alınacaktır. Bu iş için Evliya Efendi görevlendirilmiştir. Cemiyet mührü kazıtılacaktır. Herkes çevresindeki güvendiği kişilere konuyu açarak halkanın genişlemesine çalışacaktır. Sanırım mutabıkız. Elbette mutabıkız. Süleyman Bey. Galiba... Evet, bir maruzatım vardı hocam. Buyur, dinleyelim Süleyman Bey oğlum. Haber aldığıma göre, etraftan bazıları birkaç günden beri böyle bir teşkilat kurmak için Vezir Hoca'nın evinde toplanmaktadırlar. Üstelik bizim bu teşebbüsümüzden de haberleri vardır sanırım. Olmaz. İkili, hatta fitneye varır sonu. Mutlaka önlemeliyiz. Evet, kötü. Ama sakin olmak gerek. Rafet oğlum, konuş onlarla. Selamımı söyle. Anlat ikiliğin felaket olduğunu. Umarım ikna edersin. Şimdi, şayet beni saygısız bulmaz,
gereksiz saymazsanız yemin teklif ederim. Kabul mü? Kabul. Ederim. Edelim. Milletin ve vatanın selameti uğrunda fedai can edeceğime. Milletin ve vatanın selameti uğrunda fedai can edeceğime. Ve meşru teşkilatımıza karşı hainlik edenlerin. Ve meşru teşkilatımıza karşı hainlik edenlerin. Velev öz kardeşimiz dahi olsa idamına. Velev öz kardeşimiz dahi olsa idamına. Sır saklayacağıma. Sır saklayacağıma. Vallahi ve billahi. Vallahi ve billahi. Hırlakya'nın önünde Fransızlara yaptığın akıl işi midir? Akıl önce Ermenileri terk etti hocam. Bizi dellendiren onların aptallığıdır. Nöbet şimdi deliliğin. Kim o? Benim ağasım Rafet Hoca. Gir. Aleykümselam. 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 Heyet kurduğunuzu öğrendik. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Daha başka diyeceklerimiz de var. Ayak üstü deriz diyeceklerimizi. Buyur hocam. Sefa geldiniz. Kusura kalmayın. Sağ olun reis bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ali Sezai Hoca'nın selamları var. Aleyküm hepinize. Selam. Tek tek. Bilmeyenlerinize söylüyorum. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çoktan kurulmuştur. Sivas'ın izni ve emriyle Aslan Bey tarafından kurulmuştur. Şimdi... Bunu bildiği halde ayrı toplantı düzenleyenlere sorarım. Bu ayrı ve gizli teşebbüs nedendir? Kuşlar gibi konuşuyorsun hocam. Kimse bizden hesap soramaz Rafet Hoca. Vatan işidir bu. Hem vatan işi dersin hem bölmeye kalkarsın. Bölücüleri siz kendi aranızda arayın. Önce düşün sonra konuş Nur Efendi. Dönüşsüz yola girme sakın. İzzet. Buyur hocam. Beni dışarıda bekler misiniz? Ne hesap sorma, ne suçlama. Bana söyleyin. Neden? Neden? Eşeleme hoca. Bildiğinizi söylemez misin? Müminin mümini hatadan kurtarması sevaptır. Hoca, hoca. Biz Bolşevik tehlikesi görürüz. Sivas'la bağlantınızı hoş karşılamayız. Ya demek böyle düşünürsünüz Nuri Efendi. Bu teşebbüs bundandır hoca efendi. Kim soktu bunları kafanıza bilmem ama... Dost olmadığını bilin. Sokan mokan yok hoca. Ya bu hata? Bu hataya azim nedendir? Bu vebali neden yüklenirsin? Ne vebali hoca? Kabahat sizdedir. Bolşevikler... Ben mi Bolşevik olmuşum? Haşa. Ali Sezai hoca mı Bolşevik olmuş? Aslan Bey mi Bolşevik olmuş? Evliya Efendi mi Bolşevik? Söyleyin. Kurt köyümüze dalıyor, biz kazma, kürek, sopa ne varsa kapıp üzerlerine yürüyecek yerde birbirimizle uğraşıyoruz. Bölünmeyelim. Mühür şimdi Aslan Bey'de. Yalnız mühür değil, zabiti, askeri, harp görmüş terhis eratı Aslan Bey'de. Sana derim Nuri Bey, size derim Reis Bey, sana derim Mehmet Ali Bey... Gücünüzü çekmeyin. Çekmeyin ki milleti kurda lokma etmeyelim. Selam getirdim, selam götürmek dilerim.
Selam cümle kardeşlerimize Rafet Hoca. Az bekleyin, size haber salarız inşallah. Biz bekleriz Mehmet Ali Bey. Bakalım el bekler mi? Ellikler bekler mi? Burada bulunanlardan bir kısmının cemiyetin kurulduğundan haberi yoktur Rafet Hocam. Gönlünüzü rahat tutun. Sağlıcakla varın gidin. Birleşiriz inşallah. Gözünüz arkada kalmasın. Birleşelim. Aklında dinin de emri bu. Birleşelim. Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun hocam. Uğurlar olsun. Bundan böyle Maraş'ın asayiş ve inzibatından Fransız ordusu sorumlu olacaktır Mutazarif Bey. Hristiyan nüfusun güvenliği bakımından bu elzemdir. Malumunuz olduğu üzere bu durum mütareke ahkamına uygun değildir. Osmanlı hükümetinin asayişi temin edecek yeteri kadar jandarması vardır. Adalet bir hakkın tevzi edilmektedir. Kaldı ki Fransız kuvvetlerinin artırılması Ermenileri şımartmaktadır. Asayişi asıl tehdit eden bu durumdur. Mutazarif Bey, Mutazarif Bey! Hak kuvvetlinindir. Söylediklerim aynen tatbik edilecek. Maraş Fransız ordusunun işgali altındadır. Ve Fransız ordusu Maraş'a piknik yapmak için gelmemiştir. Bundan böyle Hristiyan nüfusun güvenliğini temin bakımından Fransız askeriyle birlikte Ermeni lejyonu da devreye gezecektir. Fransız ordusunun sahip olduğu tüm haklara onlar da sahiptir. Osmanlı terhis eratına ait silahlar kilit altında tutulacak ve bunun sorumluluğu size ait olacaktır. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya da lüzum yoktur sanırım. Ha, Maraş eşrafının ileri gelenlerini de yarın makamımda bekliyorum. Ökkeş, babam Satirek'le haber yolladı gene. Dönmezsem sonu kötü olurmuş. Gidelim Maraş'tan. Gidelim. Maraş'tan gittik mi gitmenin sonu gelmez. Babamı da, edemi de, ötekileri de bilirim ben. Gidelim. İstersen evine dönelim. Arşal yüz öldü. Emine de mi ölsün? Geliyorlar. Bekle, yaklaşsınlar iyice. Evliya Efendi de katılmış. Bol hoş nur eder ki Aslan Bey diye bir yiğit gelmiş Beyrut'ta. Heybetinden yüzüne bakamaz mısın arkadaş? Mıhlış Nuri'yi bulup ben de basacağım yemini arkadaş. Ben de katılacağım kuvvaya. Tamam İnaz, hadi. Yandım Zeyd. Vay alçaklar, vay kâfir. Kemal. Mütareke hükümlerine göre Galip Fransa Devleti tarafından Maraş sancağının sorumluluğu uhdeme verilmiştir. Hükümetinizin devletime borcu vardır. Bunun için buradayız. Alacağım tedbirlere uyarsanız rahat edersiniz. Yollarınız, köprüleriniz, hastaneleriniz yapılır. Memurlarınıza maaş ödenir. Fakirlerinize bakılır. Asayiş bundan böyle Fransız ordusu tarafından sağlanacaktır. Kumandan Bey, bu sizin alışverişiniz doğru değildir. Hükümet kimin malını kime satıyor? Biz bu konuda kendisine vekalet vermedik. Borcu olan borcunu ödesin. Biz malımızın sahibiyiz. Memurlarımıza gelince kumandan bey, onlara devletimizin verdiği maaş kifayet etmektedir. Bugün az alırlar, yarın çok. Şikayet eden tek kimse yoktur. Fakirlerimiz için de siz üzülmeyiniz. Bu millet kendi fakirine kendi bakar. Asayiş meselesine gelince, mütareke şartlarına göre yörenin inzibatı Osmanlı devletince karşılanacaktır. Devletimizin jandarması bu iş için kafidir.
Adana'dan getirdiğiniz lejyonlarla mı asayişi temin edeceksiniz? Maraş'taki Hristiyan nüfusla iyi geçinmek zorundasınız. Hristiyan nüfus üzerindeki baskı mutlaka kaldırılacaktır. Tecavüzlerden korunabilmeleri için her türlü askeri tedbir alınacaktır. Kumandan efendi, sanırım Hristiyan nüfustan kastınız Ermenilerdir. Onlar bu memlekette yüzyıllardır sizin akıl erdiremeyeceğiniz kadar sağlam bir şekilde korunmaktadırlar. Maraş'a bir bakın. İşte sayabildiğin kadar kiliseleri. Bir gün olsun çanlarına ot mu tıkandı? İşte kuyumcu dükkanları, sarrafiyeleri. Hadsiz kazançlarından haraç mı istedik? Maraş'ın en güzel konakları, bağları, bahçeleri onların. Ellerinden almaya mı kalkıştık? Bizde olan hakları, hürriyetleri mi onlardan esirgedik? Büyük devletler kafalarını karıştırmadan önce bizim tarihler milleti sadıka diye bahsederlerdi onlardan. Kumandan bey, kumandan bey, Türk milletinin Fransız milletinden alabileceği hiçbir ders yoktur. Daha saygılı olmanı isterim efendim. Saygı, saygı karşılığıdır general. Saygı toplarımın, mitralyözlerimin, askerlerimin hakkıdır efendi. Bu millet onların karşılığını iyi bilir general. Hadi, hadi yürü gidiyoruz. Yürü diyorum sana. Sen olacak o herifi ve bu enşi öldü. Yeğeniz olsun. Nasıl böyle söylersiniz insanlıktan? Yürü diyorum sana, fazla konuşmak yok. Utanıyorum kardeşim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne istiyorlar bunlar senden? Başımızı görmek de mi yasak? Yeni mi aklınıza geldi? Keyif bizim. İstediğimiz zaman geliriz. Mihran, bir daha geleyim deme kötü olur. Öyle. Kötü olacak. Lan kopil, sizin karı pazarınız nerede kurulur ha? Şimdi gidin namussuz seni. Taksiz seni. Bu cesareti kimden alırsın sen ha? Seni gözüm bir daha buralarda görmesin ha. Gördünüz mü nasıl kaçıyorum öğletler. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar. Görünen o ki Maraş'ı büyük bir zulüm bekliyor. Önce şuna karar verelim. Böyle bir halin vukuunda zillet mi... Şehadet mi? Şehadet. Elbette şehadet. Güzel. Sarıçukur'a kurduğumuz telgrafhane vasıtasıyla Sivas'ta bağlantı kurduk arkadaşlar. Size güzel bir haber vereyim. Yüzbaşı Kılıç Ali Bey ile Yüzbaşı Yörük Selim Bey Sivas tarafından Maraş için görevlendirildiler. Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz yola çıkacaklar. Güzel. Hemen duyuralım halka. Böylece maneviyatları yükselecektir. Kılıç Ali Bey Pazarcık. Yörük Selim Bey Göksu'na yerleşecekler. Oralarda teşkilatlanacak, çete toplayacaklar. Biz de kendi mahallelerimizde teşkilatlanma faaliyetlerini hızlandıralım. Bir teklifim var. Buyur hocam. İçimizde bu işten en iyi anlayanlar Arslan Bey ile Muharrem Bey'dir. Bir çalışma yaparak Maraş'ı bölgelere ayırsınlar. Her bölgenin başına bir reis, bir de yardımcı koyalım. Yardımcılar terhis görmüş erattan çavuş veya onbaşılar olsun. Böylece teşkilatlanma daha hızlı ve tutarlı olur. Ne dersiniz arkadaşlar? Bence uygundur. Çalışma yapılırsa ilk toplantıda tartışır, karara bağlarız. Evet, evet. Uygundur. Cemiyetimizden olmayanlara Maraş'ı bekleyen tehlike anlatılmalıdır. Fransız ve Ermenilere karşı halkı hazırlamalıyız. Bunun için de hepimiz çalışmalıyız. Bu hususta hepimiz çalışırız. Ama bilhassa Avukat Mehmet Ali Bey ile İzzet Derviş yararlı olacaktır. Bence de münasiptir. Sizce bir sakıncası var mıdır Mehmet Ali Bey? Yoktur. Elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah. Bir de silah ve cephane temini meselesi var. Buna da tedbir gerekir. Bence de en önemli mesele bu.
Önce herkes kendi mahallesinde bir tarama yapsın. Bulunan silahları belirlesin. Evet. En kısa zamanda bir envanter çıkaralım. Uygundur. Uygundur. Bence de uygundur. Bu envanteri de gelecek toplantıda görüşürüz inşallah. İnşallah. Vakit geçirilmeden civar şehirlere de silah için adam gönderilsin derim. Ben de Evliya Efendi'ye katılıyorum. Sonra geç kalabiliriz. Uygundur ama Ziya Bey. Bu iş paraya ihtiyaç gösterir. Para işini düşünmesen Aslan Bey. 250 altın bende var emanet. Gerisini de reis bey müzahere eder. 3-5 kişiyle görüşür, hallederiz. Sağ ol. Civar şehirlere gönderilecek adam işini izniniz olursa Süleyman Bey'le ben hallederiz. Selametle hocam, selametle. Hadi eyvallah. Uğurlar ola hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Said Efendi. Hayırlı işler. Arazadan girerek, kadınları yiyerek, kızlar bizim diyerek, gelinleri sararak. İmam adındaki o sütçü mutlaka bulunacak. Baş üstüne efendim. Türklerin bütün silahları toplanacak. Baş üstüne efendim. İsteyen Ermenilere silah dağıtılacak ve her türlü ihtimale binaen Ermenilerden mahalli birlikler kurulacak. Baş üstüne. Ha bir dakika. Delici, kesici, vurucu hiçbir şey bırakmayın Türklerde. Gece gündüz sürdürün aramayı. Baş üstüne. Uygarlık önderi Fransa'ya minnet ve şükran duygularımız sonsuzdur. Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Asil Fransız generali Keret'in emridir! Sütçü imamın nerede olduğunu bilenler en yakın Fransız karakoluna haber verecektir! Haber verenler ödüllendirilecek, saklayanlar şiddetle cezalandırılacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Geceleri sokağa çıkma yasağı konmuştur. Gece izinsiz ve fenersiz dışarı çıkan cezalandırılacaktır. Herkes evindeki silahı teslim edecektir. Asil Fransız generali Monseigneur Keret'in emridir. Evler aranacak, silahlarını teslim etmeyenler şiddetle cezalandırılacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Asil Fransız generali Monseigneur Keret'in emridir. Duyduk duymadık demeyin. Bunlar yine gelecekler büyük devletlerin oyununa. Bozacaklar milletin birliğini, düzenini. Ne laf dinlemek bilirler, ne durmak bilirler. Yazıktır. Gelmez elden bir şey ki yapasın.
Kimdir o? Aç devriye. Şu saatte ne isterseniz. Aç. Aç, arama yapacağız. Aç yoksa kırarım kapıyı. İçeride yatan çoluk çocuk var. Yarın sabah gelin. Nerede dayı? O sütçü namussuzu nerede? Bilmiyorum. Nerede? Yoksa keserim kulağını. Bilmiyorum. İşitiyor ve görüyorum. Öfke patladı, patlayacak. Aman ha, sakın ha. Ne yapıp edin önleyin öfkeyi. Fakat hocam, bu zulüm, bu vahşet. Öfke nasıl önlenir? Sabır oğul, sabır. Her şeyin başı sabır. Yiğit öfkesini yenendir. Sakın ola ki hazırlığınız tam olmadan harekete geçmeyesiniz. Devlet-i Ali'nin mütarekiyle kilit altına alınan silahları hükümet konağındadır sanırım. Yüzbaşı Mahmut'la görüşün. Benden selam iletirsiniz. Bunların halka dağıtılmasında kolaylık gösterecektir. Hadi şimdi davranın. Allah asan getirsin. Neyle yaptığımız şehir taksim ve savunma planı üzerinde bir tereddüt var mı arkadaşlar? Yok aslan bey. Tamam, tamam, buyurun. Tamam, buyurun oturun arkadaşlar. Silah için Besni ve Malatya'ya gönderdiğimiz arkadaşlardan haber geldi aslan bey. Birkaç gün içinde silahlarla beraber burada olacaklar. Güzel. Silahlar gelir gelmez acemi çetelere eğitmek gerekecek. Doğru. Bu işi de Evliya Efendi siz ve Abdullah Çavuş üstlenirsiniz. Başım üstüne. Şehirde durumun son derece gergin olduğunu Pazarcık ve Göksun'a haber verelim. Kılıç Ali Bey ile Yörük Selim Bey'e. Ellerini çabuk tutsunlar. Uygundur. Bu işte sen ilgilenirsin Ökkeş. Baş üstüne Aslan Bey. Bir önemli mesele daha var arkadaşlar. Belki de en önemli mesele. Şehirde patırtı çıktığı an Fransızlara yardım gelecektir. Bunun da iki ihtimali var. Ya Antep'ten ya da Adana tarafından. Şimdi Antep'ten gelecek yardımı Pazarcık'ta Kılıç Ali Bey durdurabilir. Ökkeş bunu da telgrafçı Celal'e bildirsin. Adana tarafından gelecek Fransız yardım kuvvetleri için iki ihtimal var. Bahçe veya İslahiye. Bunlar için de tedbir gerekir. Yardım geldiği an Maraş'ta tutunamayız. Halkın maneviyatı sarsılır, düşmanınki yükselir. Allah göstermesin. İşte o zaman iş Göksun'daki Yörük Selim Bey'e düşecektir. Sivas yolunu kapatacaktır. Peki tedbir nedir Muharrem Bey? Tedbir... Bir grup çete hazırlayarak Eloğlu'nda mevzilenmektir. Fransız gelirse karşılamak, tek kişi kalıncaya kadar vuruşmak. Hangi silahla, hangi çeteyle? Çeteyi civar köylerden toplayalım. Eğer izniniz olursa arkadaşlar, ben Bertiz köylerinden bir çete düzenlemeye çalışayım. İnşallah başarırım. Ailemle bu dağ köylerinin sıkı işbirliği vardır. Bence uygundur. Bu işi Muharrem Bey üstlensin. Uygundur. Bence de uygundur. Yalnız Adana güzergahı geniş bir bölgedir. Düşman Muharrem Bey'e çarpmadan şehre girebilir. Muallim Hayrullah Bey'in de ova köylerinden bir çete kurarak Muharrem Bey'e yardımcı olmasını teklif ediyorum. Emriniz olur. Uygundur. 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 Bir şeyler yapınız Mutasarrıf Bey. Bir şeyler yapınız. Yoksa Maraş'ta kan gövdeyi götürecek. Asıl sizler bir şey yapınız Rafet Hoca. Biz ne yapabiliriz Ata Bey? Hepiniz sevilen, sayılan kimselersiniz. Halk sizi dinler. Söyleyin onlara. Kışkırtmalardan sakınsınlar. Hangi kışkırtma Mutasarrıf Bey? Hangi kışkırtma? Canım, Ermenilerin ufak tefek taşkınlıklarına karşılık vermesinler. Ufak tefek mi? Ata Bey, Ata Bey. Gasp ufak tefek midir? Irza tecavüz ufak tefek midir? Cinayet ufak tefek midir? Ben ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki ben? Gelin bakın. Ben ne yapabilirim?
Benim halim düşman başına. Çektim Allah bilir. Halkın yüzüne bakamam. Payitahta, İstanbul'a, sadrazama istifamı gönderdim. Cevap bile vermediler. Ben ne yapabilirim? Yüzbaşım, ne oldu o iş? Tamam Aslan Bey. Sanırım 400 kadar mavzer var. Bir miktar da mermi. Güzel. Yalnız düzmece bir saldırıyla alsanız hükümetin işgal kumandanlığıyla başı derde girmezdi. Bu gece? Bu gece. Çocuklara tembihlerim. Sağlıcakla kal. Sağlıcakla. Ali Sezai hocamın ellerinden öperim. Arka tarafa bir bak. Tamam gidiyorum. Tembihlediler. Fazla hırpalamayın. Tamam. Kusura bakmayın şimdi. Ver şunu. Gel. Gel. Geç. Ve aleyküm selam. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hayrola Çoha, doğru oldu. Sen Çavuşlu Mahallesi grubunda olmayacak mıydın? Böyle icap etti İmam Emni. İki Ermeni komitacıyla vuruşmuş. İkisini de hakladı. O da aranıyor senin gibi. Muharrem Bey Maraş'ta durum kötü. Tüm Ermenileri silahlandırdılar. Talim bile yaptırıyorlar. Maraş'ta her an bir çatışma çıkabilir. Zaten bu çok güzel bir gece. Buyurun. Şerefiniz. Şeref. Doğru söylemek gerekirse... Bana Paris'te Madame, Mademoiselle, Monsieur General. İzninizle dansa açıyorum. Müzik.
Selena, gecenin ilk dansını bana lütfeder mi? Özür dilerim general. Sizinle dans edemem. Fakat neden? Kendimi esarette ve aşağılanmış görüyorum. Kalesinde hala Türk bayrağı dalgalanan bir memlekette Fransızların güçlü ve bizim hür olduğumuzu düşünebilir misiniz? Sizinle dans edemem. Ya o bez kaleden indirilirse? O zaman şeref duyarım. Mutlu olurum. Yüzbaşı Jolly. Buyurun generalim. Kaledeki o bez parçası hemen indirilecek. Başüstüne efendim. Yaşasın Fransa! Yaşasın Fransa! Yaşasın Fransa! Hazır ol. 1300 seneden beri Hazreti Allah'ı ve Peygamberi Zişan'ı hizmetinde razı ettiğin bir din ölüyor. Ecdadının kanı ve canı pahasına fethettiği kalenin burcundaki al bayrağını indirdiler. Yerine Fransız bayrağını çektiler. Şimdi bayrağını geri yerine koyacak bir İslam gayreti sende hiç mi kalmadı? Haydi davran. Davran ki azamet ve cesaretle hürriyetimizin timsali olan bayrağımızı yeniden dalgalandıralım. Sen Allah'a bağlılığınla kendini gösterirsen korkma. Bütün Fransız milleti gelse seni yenemez. Haydi. Tamam İzzet Ağa. Cemaat camiye atıyor. Hoş geldin Aslan Bey. Hoş geldin. Allah başımızdan eksik etmesin seni Aslan Bey. Allah. Hoş geldin. Sağ olun. Eksik olmayın. Hoş geldin. Sağ olun. Kardeşlerim eksik olmayın. Var olun. Var olun kardeşlerim. Hepiniz var olun. Sağ olun kardeşlerim. Sağ olun kardeşlerim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Mutasarrıf Bey! Mutasarrıf Bey, bu ne rezalet? Efendim? Cami duvarlarına asılan bu beyannameler ne oluyor?
Buna bizim kanunlarımıza düpedüz isyan denir. Ama efendim... Herkes niçin büyük camiye toplanıyor canım? Bütün şehir oraya akıyor. Bugün cuma generalim. Dinimizde toplu namaz günüdür. Ben öteki cumaları da gördüm mutasarrıf bey. Bu başka. Kendinize ve şehre dikkat ediniz. En ufak bir taşkınlıkta şehrin başınıza yıkılacağını da biliniz. Yüzbaşıya emir verin, tez bu kalabalığı dağıtsın. Bir bez parçası uğruna şehrinizi harabeye çevirmeyin. Bayrak bizim için bir bez parçası değildir generalim. Mukaddesatımızdır. Kalabalığı dağıtmaya gelince ona benim gücüm yetmez. Gücü yeten dağıtsın. Hayyanel bela. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Ey cemaat! Minbere cuma hutbesi için çıkmadım, bilesiniz. Cuma hür insanlar için farzdır. Kalede Fransız bayrağı dalgalandıkça bizim burada cuma namazı kılmamız dinen sahih değildir. Doğru. Sancaksız cuma namazı kılınmaz. Kılmaz tabii. Hadi. Doğru söylüyorsun. Bayrağımızı tekrar kalede dalgalandırıp cumayı gölgesinde eda edelim. Gölgesinde eda edelim. Namaz için saf tutalım arkadaşlar. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح İyi vurdu mu? La ilahe illallah. Kaçın! Kör oldu!
Arkadaşlar, harp başlamıştır. Herkes görevinin başına. İlk iş olarak hapishane boşaltılacaktır. Bu iş için Evliya Efendi görevlendirilmiştir. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Her mahallede birkaç tane kale gibi müstahkem mevki istiyorum. Her birine yeterli asker, silah ve cephane yerleştirirsin. Baş. Eli silah tutan bütün Ermeniler silahlandırılacak. Baş. Yüzbaşı. Buyurun baba. Durum Adana'ya bildirilsin. Yardım kolu hemen yola çıkma. Baş üstüne komutanım. Fatih Maraş Fransa'nın gücünü tanıyacak. Ya Rabbi, işte seninle yapayalnızım. Böyle yapayalnız sana kaç kere yakardığımı bilirsin. Allah'ım, sonsuz gökleri masmavi bir nurla dolduran Allah'ım, kudretlerin kudreti, iradelerin iradesi, İmdadımıza gel, bizi tut, bizi kavra, bizi bırakma, bize sabır ver, bizi düşmanlarımızın ayakları altına atma. Hanım, hanım, bu çete harbi, nizami asker harbi değil. Önde gitmezsem arkama kimse düşmez, ben gitmezsem, öteki gitmese kim önde gidecek? Onu demek istememiştim bey, kendine mukayyet ol demek istemiştim. Sizleri canımdan çok severim, bilmez misin? Ama vatanımı, milletimi sevmezsem sizleri nasıl sevebilirim? Allah'a emanet. Size mezar olmadan düşmana gülizar olmaz. Dinini seven dirensin. Bugün sabreden yarın övünür. Hadi toparlan Emine, gidiyoruz. Dertize yollayacağım seni. Orası emin. Bacın gidiyor mu? Teyzen gidiyor mu? Söyletip durma. Benim adım Emine. Arşal Yüz değil. Ninenin adını aldım ben. Kaynanamın, görümcemin, Eltem'in alın yazısı benim de alın yazımdır. Bak bakalım nöbet değişmeye gelen var mı? Donduk burada. Tamam. Havadan mı soğudu? Siz o pencereyi, siz bu pencereyi. Bir tane daha getir, çabuk olun, sallamayın, çabuk. Ana Müslim, ana Müslim, elhamdülillah. Alman çiftliği, Süleyman Bey'in.
Şekerdere Kilisesi Evliya Efendinin. Alaca Orca'nın konağı Rafet Hoca'nın. Allah yardımcınız olsun. Beyim, beyim. Telgrafçı Celal'den haber var. Adana Mutasarrıflığından bildirmişler. Büyük bir Fransız yardım birliği İslah üzerinden süratle Maraş'a geliyormuş. Tez durumu Hayrullah ve Muharrem Beylere bildirelim. Hayrullah Bey Fransızları baba burnunda karşılasın. Muharrem Bey süratle oraya intikal edecek. Yer çökse, gök yarılsa bile Fransızlara geçit vermesinler. Bey'e haber getirdim. Beyim, Fransız yardım kolu baba burnuna vasıl olmak üzere. Muallim Hayrullah baba burnuna ulaştı. Tez yardımına gidilecek. Davranın arkadaşlar, gidiyoruz. Baba burnuna. Geldiler değil mi halim? Fransızlar kaçıyor. Aslan Bey'e ne yer yağdı, ne gök çöktü. Eşkide enlemesini yaptı.
Müjde Aslan Bey'im, müjde. Fransız baba burnunda bozguna uğradı. Ama muallim Hayrullah Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üç beş çapulcu nasıl ters yüz eder koca birliği? Yüzbaşı, şehir topa tutulacak. Tutuklu Türkler konuşturularak karargahlarının yeri öğrenilecek. Söyle, konuş. Yoksa keserim burnunu ve kulağını. Ha? Söyle, nerede karargahınız? Hangi mahallede bu? Hiç Allah'tan korkmaz. Hangi dinin kitabında esir olmuş insana böyle işkence etmek vardır? Üzüm suyu, üzüm suyu. 1894'ün intikamıdır bu. Konuş. Ben seni konuşmamak istiyorum. Hadi konuşuyorum. Siz bize sabilere ve kadınlara dokunmayın buyuruyorsunuz ama şu gavurun yaptığına bakın. Anasını hicabımızdan huzurunuza getiremedik. Siz yine de tabilere ve kadınlara dokunmayın. Camilerimize bomba koymadın mı? Kadınlarımıza saldırmadın mı? Korkmana gerek yok hanım. Ne sana ne de çocuğuna bizlerden bir zarar gelmez. Taşhan senin Evliya Efendi. Hırlakya'nın konağı da sizin Rahmet Hoca. Yazık. Yarı yolda bıraktık Arslan Bey'i.
gerekirse yaksın ama elini cebine bırakmasın Maraş. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Aslan Bey'in başın sağ olsun. Taşan düştü ama Evliya Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vah Evliya'm. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Düğümü ver bana. Silahın size emanet olsun. Yan evden çatıya çıkacak. Yoğun ateş açın. Devam edin ateşe. Daha dikkatli olun. Zavallı yavru, ne kadar da güzelsin. Bizim eve götür bu yavruyu. Peki hocam. Bin hırlaktan bir ötkeşe değer mi? Başın sağ olsun beyim. Hırlakyanın konağa düştü ama ötkeş Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vah ötkeşim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Beyim, başın sağ olsun. Bulgurcunun evi düştü ama Yusuf Çavuş şehit oldu. Vah Yusuf. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Beyim başın sağ olsun. Medine oğlu Abdullah Çavuş Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vah. Vah Abdullah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu yükü artık taşıyamıyorum. Al bu yükü benden hocam. Basit bir çete olarak katılayım harbe. Sabır Aslan Bey oğlum. Sabır.
nasıl sabredilir? Unutarak mı? Yoksa yaralı bir ciğerde etrafı keseyle çevrili bir kurşun parçası gibi bu ağırlığı sürekli içinde taşıyarak mı? Nasıl? Sabır unutmak değildir oğul. Sabır bir işin gününü, saatini, olma anını kestirebilmektir. Sabır çekilen acıyı duymamak değil, ona dayanmayı bilmektir. Sabır aslan değil, sabır. Önce sabır, sonra zafer. Şehrin doğu kesimi büyük ateş tazyiki altında. Çocuklar ve kadınlar top ateşinden telef oluyorlar. Şehrin dışına. Köylere taşınsın kadınlar ve çocuklar. Baş üstüne beyim. Gerekirse Maraş'ı yakacağız. Adana'dan gelen Albay Norman kuvvetleri şehre ulaştılar. Yetişen Muharrem Bey kuvvetleriyle boğaz boğaza harp ediyorlar. Selam götür Muharrem'e. Hepsi şehit olsunlar. Ama Fransız karargahıyla Norman kuvvetlerinin birleşmesini önlesinler.
kaybettik Jolly. Silahsız, cephanesiz bir avuç çeteye kaybettik. Maraş'ı boşalttılar. Bizimle birlikte yatacaklar. Bu gece şehri terk edeceğiz. Albay Norman bize ulaşamıyor. Bari biz ona ulaşalım. Yoğun topçu ateşi açın. Çekilmemizi öğretin. Baş üstüne. Düşman ömrü bu kadar olsun aslan beyim. Kışla yanıyor. Fransız kaçtı. Allah'ım sana şükür. Maraşlı'nın yaptığı iş... iğne deliğinden deve geçirmeye kalkışmak kadar gülünç bir işti. Ama geçti. İğne deliğinden deve geçti. Geçer aslan bey oğlum, geçer. Eğer inanırsan... Bir iğne deliğinden develer, dağlar, denizler geçer. İğne deliği kadar küçük gözlerimizden nasıl bütün bir gökyüzü geçiyorsa, öylece bir iğne deliğinden her şey geçer. Yeter ki inan. Zafer henüz tamamlanmamıştır oğul. Antep ve Urfa sizleri bekler. Hey! Hey! Hey!
Madalyayı sen söyle reis bey. Kime verelim? Arslan Bey'e mi? Mılgış Nuri'nin yahut Evliya'nın oğluna mı? Abdal Halil Ağa'ya mı? Ya öteki yetimler, öteki dullar, öteki gadiler, öteki şehitler? Madalya Maraş'ındır. Madalyayı şehitleri, gazileri ve doğmuş doğacak çocuklarıyla bütün Maraşlılar hak etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5-4-1348 tarihinde vuku bulan 2. İctima senesi 24. İctima'nın 1. celsesinde Zirde Hüviyeti Muharrer Maraş şehrine bir kıta kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir.